Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide suresi 90-93. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada içki, kumar, falokları ve dikili taşlar bunlarla alakalı hükmü bize bildiriyor. Şöyle ki: Ya eyühellezine ey iman edenler. İnnel hamru içki, vel meysir kumar vel ensab, dikili taşlar, putlar vel ezlem ve fal okları ricsun <laughs> şeytan şeytanın amelinden bir pisliktir. Feçteni <laughs> buhu bu pislikten kaçının. Laallakum <laughs> tuflihun ola ki bu şekilde felaha eresiniz. Bunlar tarih boyunca insanların hayatında görülen aslında olmaması gereken şeyler. Ama insanlar bu pislikten tarih boyunca kurtulamamışlardır. Günümüzde de e, hem içki, hem kumar, hem e, putlar, hem de falcılık tarzında şeyler yine aynen devam etmektedir. Dolayısıyla ayet-i kerimede nazarımıza sunulan durum günümüzünde bir problemidir. Ve belki de özellikle içki ve kumar tarihin hiçbir devrinde olmadığı kadar günümüzde yaygın hale gelmiştir. Bunlardan içki ayette hamr ile ifade ediliyor. Ee, kelime manasıyla örten, bürüyen gibi bir anlamı var kelimenin. Ee, i̇şte e, içki de aklı bürüyor. Aklı örtüyor. Nasıl ki güneşin önüne bulut geldiğinde onu örter ve e, güneşin ışığını etkisiz hale getirir, etraf kararır. Onun gibi aslında akıl bir nur. insanı aydınlatıyor ama içki bir bulut misali onun önüne geliyor ve onu örtüyor. Böyle olunca da o insan aklın gereğini yerine getiremiyor. Diğer durum e, kumar. Ayet-i kerimede bu meysir ile ifade edilmiş. Meysir yüsür, kolaylık kelimesinden geliyor. Yani kolaydan elde edilen, haram yolla elde edilen bütün kazançlar. Yani bir insan ticarete girer, bazen çok kolaydan kazanabilir. Ee, bu helaldir, bunda bir problem yok. Ama e, diyelim piyango gibi, loto, toto gibi e, bu tarzda şeyler bunlar doğrudan doğruya bir nevi kumardır. Zaten kumarın kendisi de e, diyelim e, bir gecede milyoner olabiliyor veya milyonlarını batırabiliyor. Bu da yine doğrudan doğruya haram olan şeylerden birisi. Günümüzde e, pek çok insan şöyle veya böyle bir şekilde... Kumarla da iç içen. İşte piyango bunun misallerinden bir tanesidir. Bunun adına milli denilmesi onu kumar olmaktan çıkarmaz. Dünya çapında var, dünyanın her tarafında var. Ülkemizde bundan nasibini almış, ülkemizde de var. Ve insanımız ya çıkarsa ümidiyle bakıyorsunuz piyangoya bel bağlayabiliyor. Ve araştırma yapılmış. Bugüne kadar piyangodan büyük ikramiye kazananların acaba durumu nedir? Ve genelde bunların e, tamamına yakını e, durumları çok vahim olmuş. Mesela adam diyelim köyde gariban bir vatandaş. Büyük ikramiye kendisine çıkıyor. E, bunun neticesinde yaptığı ilk şeylerden birisi hanımını boşamak oluyor. Köyden ayrılıyor. İstanbul gibi bir yere geliyor. Ve burada e, birkaç yıl keyfine göre yaşıyor. Ama ardından paralarını bitirdiğinde gariban olarak tekrar köyüne dönmek durumunda kalıyor ve bu tarzda perişan, sefil bir şekilde geriye kalan ömrünü geçiriyor. Zaman zaman gazetelerde bunlarla alakalı haberler çıkar ve bu tarzda e, piyangodan gelen para e, kazananlara pek de hayır getirmemiştir. Çünkü gözlü paradır. Alın teriyle kazanılan bir para değildir. Ee, ve piyangoya para yatıran herkes acaba bana çıkar mı diye yatırıyor. Ee, i̇şte falana çıktığında memnun olurum gibi öyle bir şeyleri söz konusu değil. Bundan dolayı e, bunun adında her ne kadar bir millilik olsa da e, bunu kumar olmaktan kurtarmaz ve insanları böyle e, kolay kazanç peşinde koşmaktan ziyade ciddi kazançlara yönlendirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala "Leysel insan illa mesa" buyuruyor. Yani insan için ancak çalıştığı vardır. Yani çalışmak esastır ve hiçbir insan alın teriyle kazandığından daha faziletli bir şey kazanmamıştır. Alın terine teşvik eden bu gibi eee rivayetler bulunmaktan insanımız buna yönlendirilmeli. Yoksa Toto'dan, Loto'dan kazı kazan türü şeylerden ya bir anda zengin olursam gibi bir ümit içinde olmamalı. İşte ayet-i kerime meysir ifadesiyle e, bu şekilde kumarı da yasaklıyor. Vel ansab bu dikili taşlar. Genelde putlar anlamında. İnsanlık tarih boyunca putlardan da kurtulamamış. E, i̇nsan insan Allahu Teala'yı ararken bazen karşısında e, karşısında bizzat görmek istemiş ve e, alamet olarak da Allah'a bir alamet olsun diye putları koydukları olmuş. Ve zamanla bunlar gerçekten putlaştırılmış, gerçekten Allah yerine ikame edilmiş. Ve işte cahiliye dönemindeki Arapların önlerinde e, helvadan yapılan putlar, işte undan yapılan putlar, tahtadan yapılan putlar, taştan yapılan putlar gibi putlar var. Ve bazıları putları yanlarında taşıyor ve acıktığı zaman da e, diyelim helva türü bir şeyse bunu yiyebiliyor. Ve e, İnsanlık şu anda da bundan kurtulabilmiş değil. Dünyanın değişik yerlerinde yine putperestlik, puta tapmak, dikili taşlara tapmak devam ediyor. Diğeri yasaklanan şeylerden bir diğeri ezlem olarak ayette geçiyor. Bunlar da falokları. Falokları derken yani değişik falcılık türlerine de bir işaret olarak da görülebilir. Cahiliye döneminde kullanılan şu şekildeymiş. Mesela üç tane ok var. Bunlardan bir tanesi Rabbim bana emretti yazıyor. Diğeri Rabbim beni nehyetti şeklinde yazıyor. Üçüncüsü ise boş. Bir insan diyelim bir şeye karar vermekte zorlanıyor. Yapayım mı yapmayayım mı? Bu şekilde bu okları kullanan biraz da kutsallık verdikleri kimselere gidiyor. Onlar bu kimseler namına o oklardan çekiyorlar. İşte Rabbim emrettiği kısmı çıkarsa o kimse bunu yapıyor. Nehyetti kısmı çıkarsa onu yapmıyor. Bu tarzda e, bir falcılık söz konusu. Günümüzde de yıldız falı, kahve falı ve daha değişik türleriyle pek çok e, fala bakanlar var. Ve bu faldan bir medet bekleyenler ve fala göre hareket edenler bulunmakta. Hatta halk arasında fala inanma, falsızda kalma böyle diyenler de bulunmakta. Ve insanımızın pek çoğu faldan adeta medet bekler tarzda bu şekilde bir duruma girebilmekte. Bu da yine uygun bir şey değil. Gerek kahinlerin, gerek medyumların sözlerine kulak vermek, fal bakıcıların sözlerini doğru kabul etmek bunlar uygun şeyler değil. İşte ayet-i kerime içki, kumar, putlar ve bir de fal oklarını, falcılığı dördünü birden aynı kategoride değerlendiriyor ve bunlarla alakalı Richsun min ameli şeytan şeytanın amelinden bir pisliktir diyor. Feçteni buhu bu pislikten kaçının. Laallekum tuflihun ta ki felaha eresiniz. Gerçekten de diyelim bir ailede içki içiliyorsa e, diyelim evin reisi e, içki içiyor. O ailede pis bir koku meydana gelir o ailede huzursuzluklar meydana gelir ve o ailede kavgalar, gürültüler artık önü alınamaz bir duruma gelir. Dolayısıyla içki içen bir kişi evde bulunduğunda birtakım problemlerin orada yaşanması kaçınılmazdır. Kumar, bir insan kumara alıştığında artık bu bir alışkanlık halini alır zamanla ve kendini kolay kolay bundan kurtaramaz zaman zaman kaybeder, zaman zaman kazanır. Kaybettiğinde ya kazanırsam ihtimaliyle oyuna devam eder. Hani yenilen güreşçi güreşe doymazmış. O da e, yenildikçe e, acaba başka bir zaman kazanır mıyım diye gittikçe kendini kaptırır ve tümüyle iflas edebilir. Öte yandan e, diyelim fala e, inanmak bu gibi şeyler de yine hayatında pek pek çok problemler meydana getirir. İşte Bunlardan kaçının ki felaha eresiniz. İnne ma yuridu şeytan en yuki abeyne kumul adavate vel Şeytan ancak aranızda düşmanlık ve buğz, kin meydana getirmek istiyor. Fil hamri vel meysir. İçki ve kumarla aranızda bir kin, bir düşmanlık meydana getirmek istiyor. Yani e, gerek içkide gerek kumarda insanlar arasında çok problemler yaşanır. Diyelim iki samimi arkadaş kumar oynamaya başladılar. Biri yenecek, diğeri yenilecek. Aralarında bir düşmanlık peyda olur. Ve zaman zaman dövüş de olabilir. Kumar yüzünden birbirini bıçaklayanlar, birbirini öldürenler zaman zaman toplumda olmaktan. Dolayısıyla bunun bir masumiyeti yok. İşte köy kahvanelerinde bakarsınız yani sadece vakit geçirmek için bir şeyler oynarlar. Ama sadece vakit geçirmek için de olsa bu vakit öldürmektir, vakti zayi etmektir. Halbuki insan dünyaya vakti öldürmeye değil, vakti değerlendirmeye gelmiştir. Ve evvelinde doğrudan parasına oynamayabilir. Ama ileride başka yerlerde parasına da oynar. Böylece bu alışkanlıktan kendini kurtaramaz. En iyisi hiç bulaşmamaktır ve e, içki bu da yine bir kin, bir düşmanlık meydana getiren bir unsurdur. Pek çok böyle içki alemi yapılan yerlerde kavganın da çıktığı, birbirlerine uygunsuz sözler söyledikleri ve hatta birbirlerine bıçak veya silah çektikleri bu da bir vakadır. Ve yasudakum an zikrille ve Allah'ı anmaktan sizi alıkoymak ister. Yani şeytan e, içkiyle, kumarla aranızda kim ve düşmanlık meydana getirmek ister ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Namaz kılan bazı insanlar da içkiye, kumara nadiren de olsa düşebiliyorlar. Diyelim normalde beş vakit namazını camide kılan bir kimse kumara başladığında herhalde masayı, masadan kalkıp da hemen camiye gidemiyor ve bir mahcubiyette duyar zaten kumar masasından camiye gitmek pek de o kadar birbiriyle Uygun olmayan durum. Bundan dolayı evde kılarım diye düşünür. Ama oyun bitmediğinden namaza vaktinde yetişemeyebilir ve böylece namazı kılmaktan uzaklaşmaya başlar. Bu 1, 2, 3, 5 derken zamanla alışkanlık halini alır ve kahvehanenin cazibesi caminin cazibesinden daha fazla gelir nefis itibariyle. Ve artık camiye giden biri değil, kahvaneye giden, kumarhaneye giden biri haline gelebilir. Ve böylece Allah'ı anmaktan, Allah'ı anmanın en güzel bir örneği olan namazdan bu kimse e, uzak kalır. Ayet-i kerimede e, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister diyor. Aslında namaz da Allah'ı anmaktır. E, ama ayrıca bunun zikredilmesi namazın önemini gösterir. Çünkü namaz dinin direğidir ve bütün ibadetlerin adeta bir fihristesidir. İnsan namaz ile Allah'a müteveccih olur, namaz ile Allah'a yönelir, namaz ile Allah'ı zikreder. Bundan dolayı namazın bütün zikirler içerisinde apayrı bir yeri var. Fehel entum muntehun artık vazgeçtiniz değil mi? Yani bu kadar zararlarını gördükten sonra Cenab-ı Hak da bunu şeytanın amelinden bir pislik olarak nazara verdikten sonra artık vazgeçtiniz değil mi? Ee, sahabeler bu ayet-i duyduklarında, ilk defa duyduklarında ''İnteheyna Ya Rabbena'' demişler. Ey ''Ya Rabbena, evet artık biz vazgeçtik.'' Daha evvelinde e, içki bir anda yasaklanmamış. Önce zararlarına dikkat çekiliyor. İçkiliyken namaza yaklaşmayın şeklinde kısmi bir yasaklama getiriliyor. Ama son merhalede içki bütünüyle yasaklanıyor. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a der ki eğer içki bir anda yasaklanmış olsaydı o zamanki insanlar biz bundan vazgeçemeyiz derlerdi. Demek ki kademeli bir şekilde yasaklanmasında pek çok hikmetler var ve bu şekilde yasaklanmış. E günümüzde artık Müslümanlar içkinin haram olduğunu, yasak olduğunu zaten bilmektedirler. Dolayısıyla Türkiye şartlarını düşündüğümüzde en sarhoşumuz da içkinin haram olduğunun aslında farkındadır. Ee, yeni bir hükümde gelmeyeceğine göre nihai hüküm budur ve bu şekilde yasaklanmıştır. Ama batı dünyasında özellikle içki hayatın bir parçasıdır. Ee, ve küçüklükten itibaren oralarda bira gibi alkollü şeyler de çocuklar tarafından içilmektedir. Bunun neticesinde batı toplumu genelde içkiyle iç içe bir halleri vardır. Ama İslam toplumunda e, dinde samimi olan insanlar içkiden uzaktırlar ve o şekilde e, bu pislikten uzak bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışırlar. Ama günümüzde Türkiye'de e, bira fabrikaları da çalışıyor, içki fabrikaları da var. Hatta devletin de içki fabrikaları var. E, bu nasıl olacak? Yani aslında devlet e, uyuşturucuyla nasıl mücadele ediyorsa içkiyle de mücadele etmeli. Veya en azından kendisi üretmemeli. Zannederim bu noktada da bazı çalışmalar var. Tekel satılıyor veya satıldı. Ve bu manada devlet içki üretmek gibi bir ayıptan kurtulmuş olacak. Ama devlete düşen başka bir görev de Yeşilay gibi içkiyle mücadeleyi yürüten kurumlara daha ciddi destek vermek. Okuldaki eğitimlerle de içkinin ne kadar bir pislik olduğunu yeni yetişen nesillerimize göstermek gerekir ta ki insanlar bu pislikten uzak kalabilsinler. İçimizde Batı zihniyetiyle yetişen kimseler de var ve bunlar içkiyi medeniyetin adeta bir göstergesi zannedebiliyorlar. Ve onlara göre içki içmeyen insan çağdaş değildir. Onlara göre kumar oynamayan insan çağdaş değildir. Bu onların ölçüleri. Bizi bağlayan ölçüler değil. Biz çağdaşlığın e, muasır medeniyeti yakalamanın ölçüsünü içkide, kumarda görmüyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ölçüyle bunları şeytanın amelinden bir pislik olarak değerlendiriyoruz. Ve atiullah ve atiur Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Ve ve haram şeylere düşmekten, içki, kumar gibi şeylerden sakının. Fe in eğer yüz çevirecek olursanız, falemu biliniz ki Ennema ala rasulina el belagul mubin. Peygambere düşen, elçimize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dini tebliğ etmekten ibarettir. Leysa alellezine amenu ve amilus salihatim. İman eden ve salih amel işleyenler için yoktur. Cunahun fîmâ ta'imu. O tattıklarında bir vebal, bir günah yoktur. İzâ kork <laughs> Allah'tan korktuklarında, sakındıklarında ve amenu iman ettiklerinde ve amilus salihat ve salih amel işlediklerinde summet e, e, tagav sonra yine sakınıp ve amenu iman iman ettiklerinde summet tagav ve ahsenu sonra yine sakınıp ihsan sahibi olduklarında e, tatmış olduklarından dolayı bir vebal yoktur. Bu değişik yönlerden açıklamaya müsait olan bir ayet-i kerimem. Ee, yani eski zamanda iç, içenler vardı. İslam öncesinde içenler vardı. Hatta İslam'ın ilk döneminde yasaklanmamıştı. E o zamanki durumları ne olacak? Ee, o zamanki durumlarının kendilerine bir sorumluluk getirmediği ayet-i kerimede ifade ediliyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah iyilik yapanları, güzel iş yapanları sever. Bu ayet-i kerimede ard arda iman takva, iman takva, iman salih amel, iman ve ihsan. Bunlar beraberce zikredildi. Demek ki iman, salih amel ve takva günahlardan kaçınmak, sonra ihsan mertebesine ulaşmak bunlar çok önemli şeyler. Ve insan bu gibi günahlardan sakınmakla ve güzel işler yapmakla netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kimselerden olabilecektir. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü pislikten muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.